Ama o mücadeleyi yaparken Müslümanların şöyle bir önemli özelliği var. Hiçbir zaman medeniyet eserlerine dokunmuyorlar. Onları koruyorlar. Hatta onları mümkün olduğu ölçüde onlardan işte biraz önce sizin söylediğiniz gibi yararlanıyorlar. Onun arkasındaki o asıl önemli bilgi kaynağı nedir? Onu anlamaya çalışıyorlar. Hatta o yerlerdeki insanların adet, örf, adet ve geleneklerine de dokunmuyorlar. Evet. Onlardan istedikleri bir şey var. İslamiyet'i resmen ona bağlı olmak. Yani düşmanlık yapmamak. Düşmanlık yapmak ve kendi dinini devam etmek Evet. istiyorsa Evet. edebilir. Zorla Müslüman etmeye çalışma diye kimseyi bir şey yok. Onu yapabilir. Bir tek şartı var. İslam'ın egemenliğini kabul Tabii ki. edecek. Vatandaş olacak yani. Vatandaş İslam olacak vatandaşı. yani bu Evet yani. egemenliği. Fesat çıkarmayacak. Şimdi Roma böyle mi? Evet. Roma gittiği yerde insanları eziyor. Benim emrime gireceksin diyor. Ama diyor sen benim emrime girsen de birinci sınıf vatandaş olamazsın diyor. Evet. Romalı olamazsın. Sen nesin? Barbarsın. Romalı olmayansın. Hı. Yunanlı böyle mi diyor? Yunanlı diyor ki sen istesen de Yunanlı olamazsın. Yunanlı olabilmek için şey yapmak lazım. Bunun daha devamını söyleyelim. Bir insan Yahudi olabilir mi? Olamaz. Ya Yahudi anneden doğacak Evet. ya Yahudi babadan doğacak. Çünkü onlar kendilerinin üstün Seçilmiş, seçkin seçilmiş bir ve ırk. üstün bir Evet. ırk olduğunu söylüyorlar ve ellerinden gelmediği zaman yaltaklanıp köle oluyorlar, hizmet ediyorlar, ayak öpüyorlar, güçleri olduğu zaman da acımasızca Eziyorlar. öldürüyorlar. Evet. Şimdi bunların hiçbirisi Müslümanlarda yok. Müslüman hiç gittiği yerdeki insanları kökten katletmiş midir? Asla hiç. Örneği yok. Dillerini de değiştirmemiştir. Mabetlerine dokunmamıştır. Mabetlerine hiç Evet. dokunmamıştır. Hiç dokunmamıştır. Aksine eğer mabede giren kişiler yoksa yani orada mabette ibadet edecek kişiler yoksa Müslümanlar ne yapmışlardır? O mabedi camiye çevirmişlerdir. Yine mabet Yani yapmışlar. bir mabedi Evet. bir başka Evet. mabet haline getirmişlerdir. Onun Ama bizim bugün özellikle Fransız devriminden itibaren dünyada uygulandığı gibi bizim de modernite dönemimizde yaptığımız gibi mabeti müzeye veyahut şeye meyhaneye veyahut eğlence yerine çevirmemişlerdir. veya yıkmamışlardır. Yıkmamışlar. Yıkma Tabii, yok. tabii. Mabede Tabii. zaten Evet. dokunma hakkın yok. Evet. Bu ne olursa olsun. Yeter ki o insanlar senin egemenliğini kabul etsinler. Şimdi böyle bir insanlık anlayışı, böyle bir varlık anlayışı aynı zamanda bilime de yansıyor. Bilimin de hiçbir değerini inkar etmiyorlar. Onun da arkasında özgür düşünce var, değil mi hocam? Özgürlük var yani. Özgüven var. Ve Özgüven var ve özgür düşünce özgür var. düşünce var, evet. Özgüven var ve kendi düşüncesinin üstün olduğuna karşı bir özgüveni var. Evet. Özgüveniniz olduğu zaman karşının sizi yıkacağından, yok edeceğinden asla şeye düşmezsiniz. Eğer özgüveniniz yoksa gaddarca öldürürsünüz. Bugün Yahudilerin özgüveni yok. Çünkü Orta Doğu'da yaşayamayacaklarını onlar da biliyorlar. Bunu ancak öldürerek, vurarak ve başkalarından destek alarak, Amerika'dan, Evet. Avrupa'dan destek alarak burada kalabileceklerini sanıyorlar. Sanıyorlar ama tarihin tekerrürden ibaret olduğunu düşünmüyorlar. Bir gün gelecek Orta Doğu'da bir Yahudi izine bile rastlanmayacağı gibi belki dünyada da bir Yahudi izine rastlanmayacaktır. Bu kadar gaddarca, bu kadar zalimce şey yapan insanlar, zulüm yapan insanları toplumlar kabul etmez Evet. ve ayakta kalmaz. Şimdi bu insanlar dediğimiz gibi yüzlerce eser telif ediyorlar ve çok değişik konularda. Bu eserlerin hepsi de orijinal. Yani hepsi demeyelim, büyük bir bölümü de Evet. orijinal, kendilerine has eserler. Böyle olduğu için de İslam altın çağı dediğimiz çağ,
İslam medeniyetinin altın çağı 11. yüzyılda zirveye, kemale eriyor, zirveye yükseliyor. Bundan sonraki gelişmelerle yavaş yavaş bu çağın sürekliliği azalmaya başlayacaktır. Şimdi buradan hareketle İbnül Heysem'e gelecek olursak. Evet. Buraya gelmiyor musun? Buyur. Başka yani, bir sorun var mı? Şimdi dönemin ruhunu bence bu iyi ortaya koydu. Hem de asr-ı saadetten almak son derece anlamlıydı gerçekten. Ve bunu tabii aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'e bağlamak çok önemli. Bir o tarihi süreci bütünlüklü olarak değerlendirmeniz oldukça önemli bence. Yani 11. yüzyıla getiren şey neydi? Biz bir tarih, bir felsefe, hayat felsefesi vermek yani, istiyorsak bunu ortaya koymamız lazım. Bundan önceki müelliflerde gördüğümüz o canlılığın, dinamizminin aynını İbnül Heysem'de de görüyoruz. İbnül Heysem Basra'da doğuyor bildiğimiz kadarıyla. Bağdat'a geliyor. Bağdat'ta bir süre kalıyor. Bağdat'ta iken Mısır Fatimi hükümdarı, hakimin bilim ve düşünceye meraklı olduğunu bilgisini alıyor. Şimdi bu anlattığımız çerçevede baktığımız zaman üzerinde durmamız gereken bir diğer nokta var. Bunu burada bir nokta koyalım. Bilgi iletişimi o kadar hızlı sürüyor ki İslam dünyasında. Yani Bağdat'taki bir bilgin Kahire'deki bir bilim hayatı hakkında aniden bilgi sahibi oluyor. Yani şimdi o zaman telefon yok. Telefon yok. Telgraf yok. Yok. Ulaşım kolay değil. Ulaşım öyle zaman alıyor. Yani bir aydan az zaman değildir herhalde Kahire ile Bağdat arası. Evet. O zamanki şartlarda belki bir ay sürmese bile en azından 15 günden az değildir. Ya bugünkü ne benzer iletişim araçları, ulaşım araçları hiç yok. Yok. Hiç yok. Bir de kitap yaygın değil. Evet. Kitap yaygın değil. Yani yazı, çünkü yazı malzemesi elle yazılarak ulaşan iletişim sağlanabiliyor. Kitap hani yaygın olur da benim kitabım sana ulaşır. Evet. Bugün bile o çok zor oluyor ülkeler arasındaki. Bir de sınırlar var. Ülkeler hemen böyle her şeyi kapıları açık buyurun demiyorlar yani. Evet. Her şeye engeller koyuyorlar. Gümrükleri var yani. Şimdi duyuyor ki Halife Hakim bi emrillah, Nil Nehri'nin taşmasından dolayı bunu önleyecek bir set yapmak istiyor. Şimdi aslında ondan çok daha önce Orta Asya'dan gelip Kahire'ye yerleşen ve Nilometre'yi kurmuştur. Yine bir büyük İslam alimi. Birden ismi şu anda hatırımdan geçti. Gitti. Kahire'ye geliyor ve orada Nilometre'yi kuruyor. Yani Nil'in taşkınlık seviyesini ölçen bir alet yapıyor. Böylece bu sene Nil nereye kadar taşmış onu biliyorlar, belirliyorlar. Bundan 20 sene evvel nereye kadar yükselmiş, 30 sene evvel nereye kadar yükselmiş. Bu sene, tabii o zaman bugünkü gibi şey yok. Gök bilimleriyle ilgili şeyler net değil. Karı belirleyen ölçümler yok o zamanki. Şimdi Nilometre'yi kuruyor ve orada her yıl Nil taşkınlarının nereye varacağını ölçmeye çalışıyorlar. Bu aslında Halife Me'mun devrinde veya Harun Reşit devrinde yapılmış bir şeydir. Yani şimdi Harun Reşit 800 yılları, biz kaçtayız? 1000 yıllarındayız, 200 sene evvel. Şimdi İbnül Heysem bunu duyuyor. Ve Halife Hakim bi Emrillah'a diyor ki, orada ben gelip bir set yapabilirim diyor. Hakim bi Emrillah
bilim düşkünü bir adam ama bu Fatimi hükümdarları çok şeydirler. Keskin kılıç gibidirler. Böyle anında karar verirler, anında dönerler. Bildiğiniz gibi onlar İsmaili, evet, Şii, evet, inancına sahiptirler. Evet. Hakim bir emrillah onun adamları vasıtasıyla Kahire'ye gelmesini sağlıyor. Kahire'ye geliyor, Nil etrafında gezintiler yapıyorlar. Diyor ki Nil'in kaynağına gitmem lazım benim diyor. Nereye çıkıyor? Asuvan'a çıkıyor. Asuvan şimdi Cemal Abdülnasır'ın yaptırdığı büyük barajın olduğu, evet, yer. Evet. Oraya bir baraj yapma üzere yapmak ve Nil'in taşkınlıklarını önlemek üzere. Ama bunu bizzat kendisi bu teklifi halifeye ulaştırıyor. Evet, Fatimi halifesine ulaştırıyor. Evet. Ve ben bunun yapımını sağlayabilirim diyor. Evet. Yani yapayım sağlayabilirim derken teknolojisini, bilgisini veriyor. Parasını, işini, elemanlarını halife sağlayacak. Fatimi halifesi. Beraber Fatimi halifesi beraber gidiyor mu oraya emin değilim. Kendisi Asuvan'a kadar gidiyor. Evet. Oraları görüyor, dönüyor. Halifeye mahcup vaziyette diyor ki bu işi ben beceremem diyor. Bu çok büyük bir şey diyor. Çünkü Asuvan'da Nil büyük şelaleler halinde akıyor o zaman. Büyük şelaleler halinde aşağıya doğru düşüyor. Dolayısıyla buraya set yapmak kolay değil. Bir de eski Mısırlıların oradaki şeylerini görüyor. Abidelerini, Asuvan yakınındaki abideleri görüyor. Ve onları görünce bu eski kavimler bu kadar maharetlerine rağmen buraya bu setti yapamamışlarsa biz de yapamayız diyor. Ve böylece bundan vazgeçiyor. Halife çok kızıyor buna. Sen diyor bana yapacağım dedin, bilirim dedin. Dedim ama diyor ben görmemiştim diyor. Görünce yapmam mümkün değil diyor. Halifeden izin istiyor. Yani yapacak aslında zihninde şey hazır. Zihninde hazır ama fakat, teknolojisi müsait tabii, değil. Mümkün değil yani. Mümkün o değil. Mümkün değil. Zaten eski Mısırlılar da oraya bunu görmesi de çok önemli yani. Gidip bizzat görerek karar veriyor. Yani böyle karar yani, vermesi. Daha çok genellikle böyle şeylerde ben yaparım der, tamam der, evet, başlarlar. Orada bırakır, kaçar gider. Bir fizibilite yapıyor, araştırma yapıyor yani bu tabii, yerinde tabii, görüyor. Evet. Zaten yani hiçbir şeyi araştırma yapmadan yapmadığını bütün öbür 11. 9. 10. 11. yüzyıl alimlerinde gördüğümüz bütün bu gözlem ve deney. Yani bilimsel kafa. Bilimsel kafa. Bilimsel bugünkü kafa, manada evet. Biz dedik ki Biruni çağdaş manada bir bilim adamı dedik. İbnül Heysem de çağdaş manada bir bilim adamı, araştırmacı. Şimdi evet, oradan geliyor, ben ayrılacağım derken halife bunu diyor ki yok gitme. Burada kal, çalışmalarına devam et diyor. Fakat halife çok sert ve katı bir adam. Hatta divanda da bir görev veriyor değil divanda mi hocam? Divanda da bir görev vezir veriyor. Vezir ünvanıyla. Daha evvel ona bir Basra'da da bir divanda görev evet, aldığı söyleniyor. Evet. Şimdi orada görev veriyor ve burada çalışmalarına devam ediyor. Fakat rahat değil. Rahat değil çünkü hakim bir emrillahın otoriter tavrından rahatsız oluyor. Bu öldükten sonra rahata kavuşuyor. İstediği gibi çalışabiliyor, istediği gibi materyallere ulaşıyor, inceliyor ve istediği konuda eserler yazmaya başlıyor. Hocam yine de o dönemde Mısır'da demek ki çok iyi bir çalışma ortamı da var. Yani Fatımiler de bilime belli ölçülerde Fatimiler, sahip çıkıyorlar. Bakın İsmaili'dirler ama bilime hizmet etmişlerdir. Evet. Büveyhiler, Şii'dirler ama bilime hizmet etmişlerdir. Hakeza. Şimdi bunları bir çırpıda reddedip atmak yanlış bir şey. Onların inanç şeylerinde itirazlarımız olabilir. İtirazlarımız vardır. Ama bilime hizmette, felsefeye hizmette, düşünceye hizmette onlar da birçok İslam
devlet velisi gibi, hükümdarı gibi büyük hizmetler yapmış. Müslümanların birikiminin bir parçası hocam. Birikiminin bir yani, parçası. Yanlışı da olsa, doğrusu da olsa. Ve Fatımiler yani, zamanında bildiğin gibi Ezher kuruluyor. Evet yani çok. Ezher Camii bir sadece bir mescit değil, bir cami değil. Evet. Aynı zamanda bir camia, bir üniversite. Üniversite. Evet. Ezher Üniversitesi yani kuruluyor. Amaç daha iyi yetiştirmek. Ama işte, ama aynı zamanda bilim adamı da yetiştiriyor. Sonradan orada dönüşerek de büyük bir devasa bir şey devasa haline, bir üniversite kurum haline, geliyor. Geliyor yani tabii. İbn-i Heysem, evet. Şimdi Ezher buradan hareketle devam ettiğimiz zaman eserlerini yazmaya başlıyor. Fakat hayatının bundan sonraki dönemi hakkında fazla bilgimiz yok. Tıpkı başlangıcı hakkında bilgimiz olmadığı gibi. Fakat çok tesadüf eseri diyelim, ne diyelim, İbn Ebi Usaybiya onun kendi kitaplarının listesini ihtiva eden ve bilimsel yöntemini anlatan bir eser buluyor. Evet. Bir yazma buluyor. Yani eski bir yazmada onu buluyor ve o yazmada yani nüshayı olduğu gibi Tarihul Etibba vel Hükemasına aktarıyor. Böylece biz İbnül Heysem'in eserleri, hayatı hakkında daha detaylı bilgilere sahip oluyoruz. Hocam burada bir ara verelim. Öyle mi? Müsaade ederseniz aradan sonra devam edelim. Tamam. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra İbn Heysem'e devam ediyoruz.